Ben seni kimi sevdim, üzün dolu yağmurları, mor kanatlı turnaları, yar 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 yar. Ben seni yolları sevdim, alıp götüren yılları, saklı kalan umutları, yar 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 yar. Ne yeminleri bozdum geceler büyürken sensiz, ne yeminleri bozdum yıllar geçerken sitemsiz, deminleri bozdum tarifi bil imkansız. Senin için ey kara gün, deminleri bozdum geceler büyürken sensiz, deminleri bozdum yıllar geçerken sitemsiz, deminleri bozdum tarifi bil imkansız. Senin için ey kara ben seni yolları sevdim, alıp götüren yılları, saklı kalan umutları, yar 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 yar. Ben sendesini sevdim, avuçlarken yüzümü, yahut dokunurken sessiz, yar 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 yar. Yeminleri bozdum geceler ben sensiz, neminler bozdum yıllar geçerken sitemsiz, neminler bozdum tarifi bil imkansız. Senin için ey kara geceler büyürken sensiz, neminler bozdum yıllar geçerken sitemsiz, neminler bozdum tarifi bil imkansız. Senin için ey kara.
Evet, sevgili Türkü Adam dostları, sevgili adam, sevgili adamlar, sevgili adamlar. Yine bir Türkü Adam Şova'da, bir pazartesi gününde hoş geldiniz. Sertan Turan kardeşimin güzel yorumuyla dinlediğiniz bu güzel eserden sonra biz çok güzel bir sohbet hazırladık. Çok önemli isimler çağırdık bizim için. Beyazıt Öztürk gelecek, onun için söyle. Çok önemli isimler çağırdık. Çağırmaya da devam ediyoruz. Sevgili Mehmet abimiz burada, Sertan kardeşimiz burada. Daha ne olsun, Erol abimiz burada, Oktay kardeşimiz ve olmasa da olan Haluk kardeşimiz bu akşam bizimle beraber. Bu akşam söz veriyorum size çok güzel türküler okuyacağız. Ben Türkü Adam Show programlarına bir baktım. İki türküyle Türkü Adam Show bitmiş. Yani iki türküyle türkü programı bitmiş. Bu da bizim bir başarımız olarak kabul ediyoruz biz bunu. Şöyle, öncelikle müzisyen arkadaşımızla başlamış olmak hasebi inen, konuşmama da nasıl dikkat etmeyeceğim arkadaşım, etmeyeceğim ki beni düzelt diye. Şimdi sevgili abim, değerli üstad Mehmet Çömez, onu Samsun tanıyor, tanımayanlar için Getüdük. Bak Getüdük bir, nereden geliyor? Oğuzlar'dan. Bunların hepsini ben yazıyorum, sonra teker teker yüzüne vuracağım. Değerli abim Mehmet Çömez, abi sen kimsin, nesin, Samsun'da ne yaparsın, biz seni çok iyi biliyoruz ama biraz da kendinden bahseder misin? Yani, Mehmet şeyde, Çömez bitti yani. Bak pozisyon aldı Mehmet abi, biz gidelim kalk istersen. Bildiğin şöyle bir 45 derece döndü. Şöyle bir kendime de çeki düzen vereyim, öyle uzatmayayım dedim. Çünkü zamanında Mevlana çok uzatmış. 3 cilt eser yazmış. Sırf kendi hayatını anlatıyor. Yani yaşama bakışını anlatıyor. Evet. Yunus Emre Divanı'nı hazırlarken de Sebahattin Eyüp oğluydu sanırım. O ön sözünde, giriş bölümünde, ön sözden sonra giriş kısmında Yunus Emre'yi konuşturmuş. Yani söz nasıl olmalı şeklinde. Yunus Emre aslında etkili bir konuşmanın ya da güzel söylemenin önemine hep vurgu yapar şiirlerin içerisinde. Hani söz ola kestire başı filan derler ya. Evet. Yunus Emre bunları hepsini teker teker söylemiş. Hatta sözün en güzelinin de kısa olanı olduğunu söylemiş. Yani az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür. Bilene bu söz yeter, sende güher var ise diyor Yunus Emre. Evet, işte, kitap yazılır buna işte. Evet işte ama öyle dolu dolu şeyler söylüyor ki dediğin gibi bir sözünü alıyorsun, ciltlerle kitap yazabiliyorsun. Hatta yine o giriş bölümünde sormuş, Mesnevi'yi nasıl buldun demiş. Şimdi Mesnevi 3 cilt eser, kocaman bir eser. Baktığında sanat değeri tartışılmaz bir eser. Evet. Binlerce beyit var. Ciddi ciddi okunması, ciddi gereken, ciddi bir okunması yani. Gereken bir şey. Bir dünya öyle çok renkli bir metindir. Mesnevi'yi okuyun. Yani çok her daldan şey vardır orada. Nasıl buldunuz demiş. Sonuçta birleştirdiğin zaman Mevlana'nın yaşamıdır o. Yaşama bakışıdır. Bana sorarsan demiş. Üstad sözü fazla uzatmış. Ben olsaydım ete kemiğe büründüm, Yunus Oluban göründüm derdim demiş. Çok büyük bir söz. 3 cilti 3 satırda özetleyebiliyor Yunus Emre. Şimdi o hesap, ben yalnızca Mehmet Çömez'im geldim. Evet. Ete kemiğe büründüm. Çağırdın geldim. Haberaks'ta göründüm diyor. Sevgili Mehmet abim ve dostluğumuz, biz hesaplamaya çalıştık. Milattan birazcık önceye dayanıyor. Çok değil, az bir şey milattan önceye dayanıyor. Çok keyifli bir insandır. Biraz sonra göreceksiniz ne kadar keyifli bir insan olduğunu. Biz yanlış konuşacağız, düzelteceğiz. Bir de etrafımda beni şöyle tanırlar. Yani birisi bir yanlış yapar, ben yakalarım. Hemen öyle mi dedin? Böyle mi dedin? Niye öyle dedin? Şimdi zannediyorum konu mankeni ben olacağım ama bundan acayip de keyif duyacağım. Sertan Turan kardeşimden çok güzel bir eser dinledik. Değil mi? Senin bir eserin daha vardır. Senden bir eser daha dinleyelim. Ardından seni bir dinleyelim bakalım. Sertan ne yapar? Sertan her akşam aktif olarak müzik yapıyor. Sağ olsun bu akşam bugünkü programını bizler için askıya aldı. Aslında program devam ediyor. Buradan çıkınca hep beraber Sertan bizi kafeye götür şeklinde bağırarak türkü söylemeye ve dinlemeye gideceğiz. Ama şimdi Sertan'ı bir eserle daha dinliyoruz. Ardından koromuzdan dinleyeceğimiz bir Malatya türküsüyle gecemize devam edeceğiz. Üç kişi koro olmuyor. Olmadı. Kederliyim bir
getirim bugün. Sesime ses değilse çığlık oluyor. Üşüyor toprak, taşlar üşüyor. Musnatı yakın eden yollar üşüyor. Yumma gözlerini, uyuma bugün. Bütün gölgeler akşam oluyor. Üşüyor toprak, taşlar üşüyor. Musnatı yakın eden yollar üşüyor. Oysa ben senden neler neler isterdim. Senli sevdalarda doğmak isterdim. Sabahlar isterdim asi ve mavi. Büyüsün isterdim ışığın rengi. Ama gel gör ki kötüyüm bugün. Bütün gölgeler akşam oluyor. Üşüyor toprak, taşlar üşüyor. İçimde kış gibi bir mevsim üşüyor. Yumma gözlerini, uyuma bugün. Bütün gölgeler akşam oluyor. Üşüyor toprak, taşlar üşüyor. Vuslatı yakın eden yollar üşüyor. Oysa ben senden neler neler isterdim. Senli sevdalarda doğmak isterdim. Sabahlar isterdim asi ve mavi. Büyüsün isterdim ışığın rengi. Ama gel gör ki kötüyüm bugün. Bütün gölgeler akşam oluyor. Üşüyor toprak, taşlar üşüyor. Vuslatı yakın eden yollar üşüyor. Turan, ben mi sunayım sen varken abi yani? Bunu mu istiyorsun? Ben mi sunayım yani? Ben tatildeyim. Sana her baktığımda sevgili Mehmet abi bana beni sunduğu günler gelir aklıma. Konserlerde böyle küçüktüm ben o zaman. Hala Mehmet abi Mehmet abiydi yani böyle. Ben küçüktüm, aramızda 34 yaş var kendisiyle. Mehmet abi bizi her konserde özene bezene sunardı. Şimdi biraz sonra öyle örneklemeler isteyeceğim kendinden ama. Sertancığım bize biraz kendini tanıtır mısın? Onu atarak başlam. Evet, mantıklı oldu gerçekten. Kreskoda küçük yaştan beri işte müzik değişiyor. Ne kadar küçük abi? Bu küçük yaş olayına ben bir gıcık oluyorum. Ne kadar küçük? Yani ortaokul birinci sınıftan. Orta birden beri. Bayağı reşitsin sen. Ben ilkokul 2'de mi 3'de mi ne beni Hakan Ünal'ın kucağına attılar. Orada büyüdüm yani. Allah ver Almanya'ya gitti de öyle kurtulduk. Yoksa ben hala adamın kucağında oturacaktım. 110 kiloyum. Zaten doğrusu da böyle olmaz mı? Yani eğer bir şeye hevesliysen o küçük yaş adam olacak çocuk şey belli olurmuş. Tamamlamayalım. Adam olacak çocuk birinin her kucağından geçer mi? Evet. Her şeyinden belli olurmuş adam olacak çocuk. Dolayısıyla evet. Yani bu küçük yaşta başlamamışsa yanlış yapmış demektir. Küçük yaşta başlamadan zaten olmuyor. Yani o senin elinde olan bir şey değil. Küçük yaşta başlamadan bu işler olmuyor. Evet. Ve küçük yaşta
aldım sazı elime diye türkülerde böyle yazılıyor değil mi? Biz şimdi Sertan Turan'a soracağız küçük yaşta diye ama bir 3-5 saniye kazandırayım da ondan sonra adam küçük yaşta sazı eline alsın diye ben bekliyorum işte şeyinde sunucunun da. Ortaokula kadar beklemiş ama yani. Orta bir değil mi? Ailede soralım mı abi? Siz sormak ister misiniz ailede müzisyen var mı diye? Yok, ailede müzisyen var mı? Var. Varmış. Peki. Ben size ileteyim mi abi? Siz oradan bir devam edebilir mi arkadaş? Ara mesafe bayağı uzun. Kocaman da bir ekran var. Orada evet. Bayağı bir uzak görünüyor. Yok aslında yakınsınız. 3 karış. Ben ölçtüm bir önceki benim karışımlar. Maşallah. Siz bana çok gülüyorsunuz bu akşam ama. Bana bir de filinta gibi dedi. Aklıma fil virgül linta gibi geldi. Hep ben güldüm. Bilmiyorum yapacak bir şey yok. Canım dinliyoruz. Ondan sonra süre geldi zaten. İşte kurs dönemim oldu. Daha sonra... Enstrümanımla kendim... Sen zenginsin yani. Bayağı kurs falan aldın yani. Biz bayağı konservatuvarda yaptık. Yani bir 4 aylık bir kurs sürecim olmuştu. Baba ne iş yapıyor? Babanın müzikle alakası var mı? Yok babamın müzikle alakası yok. Devlet memuruyum. Senin müziğe olan bakışına ne dedi müzisyen olmana benimkiler çok fazla istememişlerdi. Yani ailem bu konuda destekleyici oldu. Yani bende de oldu. Kardeşim de müzisyen. Ankara Gazi Üniversitesi evet. Müzik öğretmenliği yapıyor. O da o şekilde biz de ona destekçi olduk bir şekilde. Yani aileden yana büyük destek aldığımızı söyleyebiliriz. Yani o bizim için güzel oldu. Çok ne güzel. Aileler var görüyor musunuz? Evet sizin aileniz ne dedi abi bu konuda? Valla Ali Özdolabı hatırlarsın. Hatırlamam mı? Müthiş bir insan. Çok da sevdiğimiz bir evet. Hocamızdı. Evet. Katü yeni açıldı. Müzik bölümü yeni açıldı orada. O senesi arkadaşlarımız gitti sınava girdi. Onlar kazandı. Ertesi sene ben de heveslendim. Hocam ben de gideceğim oraya dedim. Şimdi gider orada detone metone alırsın boş ver dedi. Beni sınava göndermedi. Görüyor işte Ali Özdolabı'nın da böyle güzel. Geliyorsa buradan selamlar Ali Hocam'a sevgiler. Şimdi Ali Hocam'ı alkışlarınızla stüdyoya çağırıyormuşuz. Öyle bir şey esas kursa geçiyordunuz Ali Hoca geldiği zaman. Ama şey Ali Özdolap'la da oradan mezun oldum ben. Hakan abiyle başladık Ali Özdolap. Geldi evet. Oradan mezun olduk falan. Dört dörtlük bir insandı yani. Çok da güzel. Şimdi başka bir ilde galiba. Şimdi artık Marmara'da diyelim. Ailevi durumlar, çocuğun okuluyla alakalı gitti diye biliyorum ben yanlış bilmiyorsam. Yani artık oraya yerleşti. Şimdi abi benim bazı selamlarım olacak. Seyfi abi bizi izliyormuş. Seyfi Bey çarşambadan. Murat Ünyeli bizi izliyor çarşambadan. Ömür kardeşim, Roknes ailesinden Ömür kardeşim, Ergün kardeşim, Ersin Bey bizleri izliyor. Onlara selamlar gönderiyoruz buradan. Selamlar devam edecek. İstek almadığımızı biliyorsunuz. İstek alamıyoruz programda ama en azından buradan selamlarımızı, sevgilerimizi göndermeye uğraşıyorum. Abi beni geriyorsun sen. Bak sen konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Sevgili dostum, Miras Halk Dansları Topluluğu Gençlik Spor Kulübü yani Tolga olarak kulübü olarak iyi programlar, iyi yayınlar diliyoruz. Başta Mehmet abimiz olmak üzere Sertan dostuma da selamlarımızı iletiyoruz. Öyle sazlarda Erol abi varmış, Oktay varmış, Haluk varmış çok da biz ilgilenmiyoruz. Yazmamışlar onu. Ben yazdım, ben oynadım. Bana kalırsa da iyi oldu arkadaşlar. Şimdi kim var? Zehra Şen izliyor. Yakın zamanda konuğumuz olacak. Olmaması şansı yok. Zorla abi beni programına konuk al. Abi beni programına konuk al dediği için Zehracığımı da konuk olarak alacağız. Kenan Yılmaz Tokat Turhal'dan arkadaşlarıyla beraber izliyor. Selamlar. Sevgiler iletiyoruz kendisine. Emrah Gülay Ege izliyor. Ömür demiştik. Yeter biraz sonra devamını söyleriz. Sen anlatamadın abi kendini. Evet, anlatamadım. Nerede çalışıyorum ya? Çocuk şişti bak geldiğiyle alakalı. Aldın adamın sazını eline. Dinliyorum abi. Yani yıllardan beri işte piyasanın içindeyiz. Müzik yapıyorum. 2011 yılında Atatürk Üniversitesi Müzik Bilimleri bölümünü evet. Kazandım. Gittim. 4 sene orada eğitim aldım. Geçen müzikoloji okudun mu? Müzikoloji okudum. Geçen şimdi işsizsin ama. Yani evet. KPSS mağduruyuz. Utanma söyle. Yani KPSS mağduruyuz. Buradan ilgililere sesleniyoruz. Müzik öğretmenimiz var ihtiyaç olursa eğer diye. KPSS'ye hazırlanıyorsun. Ne umuyorsun peki yani bu sene olur mu yani bu iş? Bu sene olur diye düşünüyorum. Bizim bağlamada İlyas arkadaşımız kardeşimiz evet, vardı. Mehmet evet. Beyler tanırlar mı acaba İlyas Bey'i? Tanırım. Şu an izliyordur İlyas. Büyük ihtimalle Cizre'den bizi. O zaman kesin bizi. Tanırım. Evet, Cizre'den izliyordur bizi. Gittiyse ne diyelim Allah kavuştursun bize tekrar. Gitmediyse de hayırlı yolculuklar dileyelim. Cizre'de müzik öğretmeni. Bir çeşit askerlik olacak onun için. Ama vatan toprağının her karışı bizimdir dedi. Onunla birlikte okul kazanan insanların okulları durdurduğunu, kayıtlarını dondurduğunu, istifa ettiğini evet, falan biliyoruz. Güzel bir davranıştı. Seni seviyoruz İlyas.
Ben şimdi sana nerede çalıştığını soracağım. Sen söyleme, reklama giriyor. Tamam. Özel bir kafe, çiftlik olaylarında falan filan gibi. Deri zaten bilen biliyor bu anlamda. Reklam yapmayalım, 500 bin lira yazıyor bize. Sanal reklamdan. Rütük, Rütük'ün açılımı söyler misin abi? Rütük diye bir şey yok aslında. Heh, bak şimdi, oradan başlayalım, yakaladım. Söz verdim oğlum, anlatsaydın kendini. Al. Tamam, sana geçmiş olsun, biz şimdi başlayalım. Değerli misafirler, Mehmet Çömez her şeyi söyledi de. Abi kimsiniz diye sordum, ne iş yaptığını söylemedi. Hani ailem bana destek verdi, vermedi, ne aile var derken şunu soracaktım. Abi siz ailenize nasıl bir görev tanımlaması yapıyorsunuz kendinizle alakalı? Bak, küçük yaşta başladım ben de bu işe. Annem anlatıyor, ben hayal meyal hatırlıyorum. Unutmama izin verilmediği için hayal meyal hatırlıyorum. Zira yaşım çok küçük. Karşı komşumuz var, yaşıyorsa Allah selamet versin. Suriye teyzemiz var bizim. Ünyeli, Fatsalı, o civarlardan. Çocukları var, benimle yaşıt, küçükler var, büyükler var, hep birlikte oynuyoruz. Yani karşı komşumuz. Bir oğlunun adı Hakan. Ama Suriye teyze onu Hakan diye çağırıyor. Hakan, Hakan. Bir de Gökhan vardı, Gökhan. Gökhan. Annemin anlatması, gitmişim, kadıncağızın eteğini çekiştirmişim. Hakan değil, Hakan, Hakan demişim. Senin ne olacağın o zamandan belliydi der. Dayak yemiş misin yani. Abi o peki? Yok, Süreyya teyze herhangi bir... Süreyya teyze ne yaptı, nasıl bir cisimle... tepki verdi o konuda bir öyle bilgim yok. Yok ama... Ya bilmiyorum sonradan gelen tepki yüzünden bilmiyorum evet, artık yani ama... Artık nasıl bir saldırıya vuradıysa... Öyle başlamışız. O gün bugündür. Abi şu görev tanımlamasını hala alamadık. İşte görev tanımlaması... Milletin eteğinden çeker Hakan derim mi? Bunu adam gibi konuş kardeşim derim. Konuşma sanatı uzmanlığı yapıyorum. Evet. Diksiyon öğretmeni diyebilir miyiz? Diksiyon bu işin Latincesi. Ama diyemeyiz yani. Şimdi deriz de öyle diyorlar da bu yabancı dilden geçen sözcüklerin biz ne anlama geldiğini bilmediğimiz için evet. Olur olmadık her yere maydanoz ediyoruz. Diksiyon da şey Tanrı'nın bir kulu aracılığıyla insanlara ilettiği söz demektir diksiyon. Tanrı'nın bir kulu peygamber aracılığıyla Tanrı'nın ayet diyorsunuz. Bir ona. Kulu aracılığıyla insanlara ilettiği sözün biz daha çok Arapçasını kullanıyoruz vahiy. Hep ayet söylerim yani. Şimdiye kadar bana bir vahiy gelmedi. Aranızda gelen varsa karışmam. Ben de kimseye karışmam. Bir şey o özele girer beni bağlamaz. Bundan sonra da bana gelme olasılığı yok. Evet. Ben yani bizdeki tanımı etkili evet. Ve güzel konuşma sanatı. Zaten işin içine sanat girince hem etkili oluyor hem de güzel oluyor. Evet. Konuşma sanatı deyince iş bitiyor. Şimdi biz buraya kadarki kısımdan şöyle bir etkilenemedik. Yani bunu nasıl bir etkileyebilirsin abi? Biz sana öyle bir şey yapsak. Şimdi. Hep mi sen beni bozacaksın? Ben de hani malzemeleri geleceğim oraya. Sen Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşesi cüceler diyebiliyor musun abi? Ha bak işte onu bile bozmuşlar. Düşünebiliyor musun yani? Cüceleri eklemişler ama zor olmuş. Eklemişler. Onu becerip söyleyemedikleri için sonra eklemişler gibi geldi bana. Hani büzüşesi celer diyememiş. Oraya bir C daha ekleyince ulan bunu biz cüceler yapıp toparlayalım işi demeye yok çalışmışlardı. Yok ya bayağı zor. Ben bayağı zorlandıydım yani. Zor tabii ki canım ama işte büzüşesi celer diyemediği için büzüşesi cüceler diye... Daha mı kolay olurdu? Yok tekrarlamış. İşte C'yi tekrarlamış. Sonra da ben orada aslında cüceler demeye çalıştım. Başka bir şey kıvıramadım şimdi. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşesi. Bunu söylemek zorunda mıyız peki? Her güzel ve etkili konuşmak için Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çatal satmak zorunda mı? Şimdi, o adam ölmedi mi? Babadan babaya mı oğla mı geçiyor? Bunların öyküsüne bakarsan aslında çok olağanüstü bir zekanın ürünüdür bunlar. Evet. Bizim çocuklar şimdi senin elinde var ya telefon. Akıllısı var artık telefonların. Evet. Ben zenginim daha... onunla alakalı. Yani bu işte zengin havuzum var benim. Öyle gördüm yani. Ki zengin takılıyoruz yani. Artık herkes çok zengin ve şimdiki çocuklara bakıyorsunuz artık çarpım tablosunu bilmiyorlar. Evet. Niye? Çünkü hesap makinesi var, bilgisayarı var elinde. Kime sorsa söylüyor 3 kere 5'in ne ettiğini. 3 kere 5 15 diyor ama 5 kere 3 dediğin zaman toparlayamıyor onu. Niye? Artık hesap makinesi var. Yani o işi başka bir şeye yüklemiş. Şimdi elimizde, gerekli mi ama sizce? Yani şimdi yapan bir şey gerekli var. Mi kısmına geleceğiz. Tabletimiz var, artık cep telefonlarımız var. Ondan önce bilgisayarlarımız vardı. Yani sonuç olarak birbirimize hiçbir şey paylaşmıyoruz aslında. Oradan paylaşıyormuşuz gibi görünüyoruz ama hiçbir nasıl diyeyim entelektüel ya da bilgece bir şey yapmıyoruz. Bir iki klavye şeyi var. Nasıl denir ona? Bilgesi var. Onların sözlerini birbirimize taşıyoruz oradan. Farkında mısın? Yani evet. Yine aynı hesap makinesi gibi biri işlerini yapmış, sonucu söylemiş. Aa diyoruz ne kadar güzel bir şey. Alıp onu birbirimiz arasında paylaşıyoruz. 3-5 tane bir kişi. Yani parmaklarla sayılabilecek kadar. Biz bir şey üretemiyoruz artık. Çünkü hazır üretilmişi var. Şimdi
Eskiden insanlar, çocuklar güzel konuşabilsin diye bir takım oyunlar oynattırırlardı. Geçen de bir belgesel izliyorum. Aslanların hayatını anlatıyor. Aslan yavruları kendi aralarında güreşiyorlar. İşte birbirini düşürüyor, şakalaşıyor, oyun oynuyorlar. Savaşmayı öğreniyor, hayatta kalmıyor. Belgeseli seslendiren kişi öyle dedi. Şimdi oynadıkları bu oyun ileride onları mükemmel birer avcı yapacak dedi. Evet. O oyunlarla biz mükemmelleşirmişiz. Bizdeki oyunları örnekleyebilir miyiz? Şimdi böyle... işte o Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşeciler var ya. Bunu düzgün söyleyebilirsen ki eskiden çocuklara böyle yaptırırlardı. Çocuk bunu düzgün söylemeye çalışırdı. Düzgün söyleyemesin diye de uğraşırlardı. Yani biri söyleyemesin diye uğraşırken diğeri bir bozumdan kendini kurtarabilmek için düzgün söylemeye çalışırdı. Ve eskinin insanlarına pratik bakarsan yapsın, tabii ki yani. Pırıl pırıl konuşurlar. Söylediği her sözü eğer bir sakatlığı yoksa konuşma organlarında pırıl pırıl anlarsın. Hepsi ağzından pırıl pırıl çıkar. Yöresel olanları vardır belki. Yani şu yörenin bu yörenin insanıdır. O yörenin ağzıyla konuşur ama buna rağmen anlarsın. Ya bu ellam ne demek abi ya? Çorum'da bir ellam, Gobel'e bak ellam gibi böyle. Gobel nedir? Ellam. Çorumlular bağlanabilirsiniz. Yapmayın. İşte bunların hepsinin... Heri pardon. Bunların hepsinin... Var mıdır bir anlamda? Öyküsü var tabii ki. Sen uğraştın mı? Yoksa uğraşıp bunları bir kitap başkasına mı verdin abi? Ya bunlar yaptın bilinen şeyler şey. Zaten. Hep bana diyorlar. Bir kitap yazdın mı? Yazmaya gerek yok. Bunlar zaten bilinmesi gereken. Yazdın da gereken, verdin ha. mi? Yapıyorsun ya öyle yazıp da. Birilerine falan verdiysen. Yok. Bir sonraki çalışmada ben talibim. Yani. Konuları oralara getirmeye. Şöyle yapalım. Benim yine bir sürü ben hem sizinle konuşup hem bir sürü şey halletmeye çalışırken durdurun canlı yayın inecek var demiş. Kim demiş? Zehra Şen izleyemiyormuş. Anneciğim uydudan izleyebiliyorsun. Bir de nereden izleyebiliyor bizi? Bazı ne diyorsun? Siz hemen bir kesik çeyre organize yapın. Ben oradan devam edeceğim ama okumam gereken mesajlarım var. Anıl Karakuş abi, Mehmet abi benim konuşmaları da düzeltebilir mi? Anıl'ın canlı yayına bağlanması lazım. Tipik Çorumlu. Çorum dedim. O yani tipik Çorumlu. Onlar da D harfi yok. Ra'yatör diyor adam. Hıçkırarak mı konuşuyor? Hayır. Ra'yatör diyor. Yani bir çeşit hıçkırma. Abla demiyor. Apla diyor. P ile söylüyor. Değişik. Anılcığım biz seni telefonla arayıp bir rehabilitasyon yapacağız sana. Öyle yalnız 7 arkadaş yapacağız biz bunu. Seni bir Çorumlu'yu tek başımıza düzeltmenin imkanı. Şey de yapabiliyoruz böyle. Ben izliyorum zaman zaman televizyonlarda. Şimdi ellerinizi açın veya elinizi başınızın üstüne koyun. Orada bir serinlik hissedeceksiniz filan diyen programlar var. Böyle enerji yayıyorlar. Sonra bir o şekilde vuruyor, de, gidiyor adam aşağıya. Ben yaptım öyle bir keresinde. Ciddi yani bir serinlik hissediyordum. Kafayı üşütmek üzereydim orada. Yapma abi öyle şeyler yapma. Bahattin Feyzoğlu izliyor. Türkan Feyzoğlu ve Demir ailesi için. Demir ailesi benim ailem çok geniştir. Sayamayacağım. Başta babam, annem ve sıradaki herkese diye göndereyim. Demir ailesine bir son okuyacağım, türküyü okuyacağım. İstek almıyorum. Bilmiyorsunuz siz tabii. Gelen neleri kaçırdım? Evet, Tokat Turhal demiştim az önce. Tokat Zile'den dinliyor değerli abim. Bu arada zamanım çok azaldı. O zaman zarfı içerisinde hem mesajlarımı... Dursun Tekin Seyit, Üyük Çaycı Salih abimiz diyor. Doktor Erdem Çorapçı, Ferhat, Yunus Bey, Mustafa Bey, Süleyman Bey, oğlum Mustafa Yılmaz. Herkesin selamı var, iyi yayınlar demiş Tokat Zile'den. Teşekkür ettik. Bir kesik çayırla çok kısa bir sohbetin ardından reklamlara gideceğiz. Ardından Manisa Türküsü hala aklımda. Karayiğit. Aman ben yandım.
geldiğinde alemim gamlı. Aman desinler desinler şeker yesinler. Çılış çılana canım yatmış desinler. Aman desinler desinler şeker yesinler. Çılış çılana canım yanmış desinler. Aman ben yandım 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 yandım. Ellerim el meketinde alendim kaldım. Biz bize yaptığımız bu programda sıkılmamışsınızdır umarım. Ben konuştukça keyif alıyorum. Sıkılan varsa kalksın gitsin onun için zaten ben şöyle bir. Ne kadar zamanımız var arkadaşlar? Reji ne yapıyor? Reji birdir bir oynuyor içeride arkadaşlar. Ne yapıyor? 2 dakikamız var. 2 dakikada ben ne malzemeler çıkarırım buradan bak şimdi sen. Büzüşesi cellere girmişsin. İstersen bu konuya yani. Fazla girmeyelim çünkü sürekli söylendikçe de bozulabiliyor insan. Bozmalıyor yani. Şey, yapılacak en güzel şey düşünmeden önce bir söylemeden konuşmadan önce düşünmek. Yemek yemeden önce neyse çiğnemek. Aynı şekilde türkü söylerken bile artık az önce konuştuk ya böyle başlangıçta. Evet. Bak ben bayağı bir etkilendim mesela şu an etkili konuşma. Gel bu tarafa gel. Türkü söylerken etkili bile konuş, dinlemeden söylüyoruz. Az önce konuştuğumuz türküyü hatırlıyor musun? Ben hatırlayacağım da ucu bana dokunmayacağım. Hatırlıyorum tabii canım. Tamam, yani ucunu sana dokundurmadan şöyle kestirmeden geliyorum. Orijinalini de biliyorum anlatayım istersen. Yani Karahisar Kalesi yıkılır gelir kahkülü boynuna dökülür gelir. Çok güzel. Buyurun dinliyoruz. Dinleyelim. Kahkül ne? Kahkül şuradan dökülen perçem mi? Peki, nereye dökülüyormuş? Boynuna dökülüyormuş. Kahkül boynuna dökülür mü? Ya atsa, yelesinden bahsediyorsa. O da dökülmez. Peki. Bak, nesinden söz ediyormuş? Yelesi olursa yele boynuna yani dökülür. Ama atın kahkülü bile boynuna dökülmez. Peki nereye dökülür? Az önce söyledin, nereye dökülür kahkül? Kahkül alnına dökülür. Evet, bunun bir adı da perçemdir. Yani alnına dökülür. Bu durumda bir sorun var. Evet. Bir sorun var. Ya kâkülün anlamında bir yanlışlık var ya bunu söyleyen adamda bir yanlışlık var. Evet. Benim şimdi reklamlarda o adamı bulup ağzını burnunu kırasım geldi şahsen. Eşlik eder misiniz arkadaşlar? Ederiz. Reklamlara ne kadar kaldık? Baştan Mehmet abi dalacak o belli. Gel. O boyuna nereye dökülüyor? Gel senin boynun nere diye böyle. Yani düşünmeden konuşuyoruz. Düşünmeden türküleri söylüyoruz. Buradan ne söylüyorum arkadaş ben diye demiyoruz kendi kendimize. Evet. Zira halk kültürü o kadar yoğun bir derinliğe sahiptir ki boğulursun. Yüzme bilmiyorsan gerçekten boğulursun. Evet. Çok basit bir şeydir mesela. Eğer bilmiyorsa çok teşekkür ediyorum. Beni bu konuda bilgilendiren bir öğrencim vardı. Elma, basit bir elma konusu. Elmaların yondası, türkü var. Dün aklımdaydı. Nereden geldim demek bunu konuşacakmışız. Yani, türkülerimizde hep elma geçin. Yani durduk yerde bu adam elmayı türkünün içine niye soktu? Niye bu kadar meyveler oldu türkünün içerisinde? Çünkü o bir tek elma bile o kadar büyük bir anlama sahiptir ki eğer o kültürden yetişmemişsen elma senin için yalnızca elmadır işte. İngilizcesi apple'dır. Öyle yuvarlar gidersin. Elma var mı abi orada ya? Bildiğin adamın canı, öyle adam elma diyor ki. Canı çekiyor yani. Ben senden uzaklaşıyorum abi. Demin etkileşmiştim şimdi gıcık oluyorum sana onu söyleyeyim. Bak giderken, kâkülü özellikle yarım bıraktım. Reklam arasında araştıracağım dediğin için. Adamlar nasıl bıraktım. Güzel insanlar. Bak yani. Reklam diye kıvrım kıvrım büküldü. R harfi oldu adam. Senin sözünü kesmemek için. Çok şey paylaşacağız. Tamam. Son sözünü alalım hemen reklama. Lütfen reklamlara siz gider misiniz abi? Ben gidiyorum. Ver kamerayı reklam. Öyle gitme abi dur. Şuradan kamerayla git. Bir abim reklamlar desin bir sunucu kimliğiyle. Reklamlardan sonra konuşacağız yine. Bu kadar da olmasaydı iyiydi. Buyurun reklamlar.